Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yayına başlamadan önce yaptığım hazırlıkları ve neden 3 monitör kullandığımı anlatacağım. Siz de bu videodan yola çıkarak kendi düzeninizi kurabilir, daha rahat yayınlar yapabilirsiniz. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi imkanlarımız dahilinde çok kötü durumda bile olsa ikinci bir monitör neden almalıyız ve bunu neden sık sık önerdiğimi daha iyi anlayacağız bu video sayesinde. Şimdi hızlıca videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce sen hızlıca kanala abone oluyorsun, videoyu beğeniyorsun ve aşağıya bir minik yorum bırakmayı unutmuyorsun. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bilgisayarıma oturdum ve yayın açmaya başlayacağım. Siz de bu kameradan rahatla güzel bir şekilde göreceksiniz düzenimi. Öncelikli olarak ilk yaptığım şey Twitch Bandwidth testini açmak. Twitch Bandwidth testinde bildiğiniz üzere hangi server'ın daha müsait olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı videoyu da şuraya boncuğa iliştiriyorum, yukarı bir yere, köşeye. Oradan bu uygulamaya ulaşabilirsiniz. Öncelikle buradan server testimi yaptıktan sonra bana uygun hangi server varmış, en kaliteli yayın aktarabileceğim Twitch server'ı hangisiymiş bunu tespit ediyorum. Sonrasında hemen hızlıca kapatıyorum ve OBS'imi açıyorum. Gördüğünüz gibi OBS'im burada açıldı. Benim ekran düzenimde OBS'im en köşede burada duruyor. OBS'imi açtıktan sonra hemen ayarlara giriyorum ve yayın kısmından benim için uygun olan server hangisiymiş onu seçiyorum. Seçtikten sonra hemen Chrome'umu açıyorum. Google Chrome'umdan yayın yöneticime geliyorum. Yayın yöneticime geldikten sonra hemen yayın bilgisi düzenle kısmından yayınımın başlığını ayarlıyorum. Kategorisi oyun oynayacaksam hangi oyunsa onun kategorisini giriyorum. Sohbet yayını yapacaksam da Just Chat olarak yayın bilgimi ve başlığımı düzenleyip bitti diyorum. Ve yayın yöneticimi de sağ tarafta bulunan ekranımın bu köşesine alıyorum. Sonrasında Discord'umu açıyorum. Discord'umu da yine en sağ ekranımın en sağ köşesinde Discord'um duruyor. Şu an sizde gözüküyor mu? Umarım gözüküyordur. Şöyle ben biraz geri de çıkayım. Tam olarak burada Discord'um duruyor. Sonrasında hemen chat'i takip etmek için chat'i uygulamasını açıyorum. Chat'i uygulamasını da anlattım. Onun da boncuğunu şuraya bir yere koyuyorum. Eğer chat'i kullanmak isterseniz videodan nasıl kullanıldığını, nasıl indirildiğini ve nasıl kurulduğunu görebilirsiniz. Chat'i uygulamam açıldı. Hemen buraya bağlanıyorum. Şunları kapatıyorum. Gördüğünüz gibi chat'i uygulamam da burada duruyor. Sonrasında bana gelen takipleri, abonelikleri, donate'leri, postları, bitleri takip etmek için de hemen yine Chrome'dan Stream Elements'i açıyorum. Ben Streamlabs kullanmıyorum. Stream Elements kullanıyorum. Eğer isterseniz Stream Elements'in de size bilgilerini paylaşabilirim. Hemen buradan Activity Feed kısmına geliyorum ve Activity Feed kısmından Pop-out'a tıklıyorum. Ve feedlerimi pop-out olarak alıp OBS'imle chat'imin ortasına bu şekilde sabitliyorum. Bunu da kapatıyorum, gidiyor. Gördüğünüz gibi ekran düzenimi sağladım. En sol, en başta OBS'im. Onun yanında activity feedlerim, yani bildirimlerim. Onun yanında chat'im. Sağdaki ekranıma geçtiğimde ise Twitch yayın yöneticisi kısmım. Onun yanında da Discord'um bulunuyor. Bu ana ekranımı da boş olarak kullanıyorum. Eğer video izleyeceksem, oyun oynayacaksam veya herhangi bir şey yapacaksam da ana ekranım bu şekilde kalıyor. Tamamen yayın düzenim bu şekilde. Bütün düzenimi tamamladıktan sonra tek yapmam gereken mikrofonumu indiriyorum ve makrodekimden Go Live tuşuna basarak yayına geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu düzende her şey elinizin altında oluyor. Chat'iniz burada, OBS'iniz burada, Discord'unuz burada, yayın yöneticiniz burada. Yani herhangi bir alt tab yapmadan her şeyi kontrol altında tutabiliyor. Bu bir yayıncı için gerçekten inanılmaz derecede kolaylık sağlıyor. Sizin iki monitörünüz de olabilir. Üçüncü monitörü yok sayıyorum. Geldim abi sol ekranıma. OBS'im, abone, takip vesaire listem burada. Chat'im burada. Ana ekranım tertemiz, bomboş. Bu bile sizin için yeterli olacaktır. O yüzden daha önceki videolarımda dediğim gibi çok kötü de olsa ikinci bir monitöre mutlaka sahip olun. Bu sizin hayatınızı kolaylaştıracak. Aynı zamanda gördüğünüz gibi Macro Deck de kullanıyorum. Stream Deck alacak bütçeniz yok ise kendi telefonunuza Macro Deck yükleyerek bu şekilde Macro Deck de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi OBS'im burada. Buradan direkt sahne geçişlerimi çok rahat bir şekilde yapabiliyorum her şeyi. O yüzden Macro Deck kullanmayı unutmayınız. Benim ekran düzenim ve yayın düzenim bu şekilde arkadaşlar. Daha yakından tüm ekranlarımı göstereceğim. Siz de bundan yola çıkarak
kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz ve daha rahat, her şeye daha çok hakim olabildiğiniz bir düzende rahat rahat yayınlarınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sol ekranımın en solunda OBS, onun yanında etkinlik akışım, onun yanında chat'im bulunuyor. Şöyle yan tarafa geldiğimizde burası benim ana ekranım. Burada oyun oynayacaksam oyunum, video izleyeceksem de YouTube'um açık oluyor. En sağ ekrana geldiğimizde ise sol tarafta gördüğünüz gibi Twitch yayıncı panelim bulunuyor. Onun yanında ise Discord'um açık olarak bulunuyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi düzenim bu şekilde. Umarım sizlere biraz da olsa fikir verebilmişimdir. Siz de bu örneklerimden yola çıkarak kendi düzeninizi mükemmel, muazzam ve istediğiniz şekilde kurabilmenizi umuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşça kalınız.